5. yüzyıldan kalan Arkadios sütunu 2000'ler arasında sıkışmış ve bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Sütunun önü demir korkulukla kapatılmış olsa da üzerindeki motifler neredeyse tamamen silinmiş ve taşların üzerinde derin çatlaklar oluşmuş durumda. Burası daha evvel çöplük olarak kullanılan, yani bir tarihte manav kullandı, bir tarihte seyyar köfteci oldu. Senelerdir bakımsız olan bir yer. Senede hiç gelmese 10-15 tane kafile her sene buraya ziyarete geliyor. Avrupalılar bizden çok daha önem veriyor. Senede bir sefer Türklerin geldiğini, bir sefer sorduğunu, onun haricinde gelenlerin %80'i, %90'ı yabancıların sorduğu bakımsız bir yer. 2-3 senedir yeni yeni ağaçların dahi kesilip, yani görünmüyordu, ne olduğu bilinmeyen bir yerdi. Bence artık bir Anıtlar Kurulu'nun buraya güzelce bir muhafaza altına, ama temizlik olur, ama bir cam şeyi kaplamaya alınır, bakıma alınması bence uygundur. Bir zamanla motifler kayboldu. Yani senelerdir bakımsız olunca bence bütün o motifler yağmurdan şeyden zarar gördü, görünmüyor. Çarpık kentleşmenin bir ürünü. Kalkıp ona kimse bilincinde değildi ki müsaade etsinler, oraya bir iş yeri yapılsın, ev yapılsın. Bu gibi eserler başka dünyanın neresinde olursa olsun muhafaza altına alınırdı, ama biz de maalesef yıkmadıklarına şükredelim, bina yapmadıklarına şükredelim. Yani aslında en büyük hata çok yakın okulların, öğrencilerin kesinlikle kendi çevresindeki o tarihsel kalıntıları çok iyi bilmeleri. Hani orada yaşanmışlıkları bilmeleri gerekiyor ki korusunlar. İlk önce daha küçüklükten başlaması gerekiyor bu korumaya ve bunların da bence bu kadar şeylerle böyle kapatılmasına çok üzülüyorum. Ben çeşmelerin, ben çünkü burada 50 yıldır buradayız, aynı semtteyiz. O güzel çeşmelerimiz, o kadar güzel binaların altından çıkan kümbetler neler oldu? Ve hepsi kapatıldı. Bilmiyorum, ben üzülüyorum şahsen. Yani çünkü bakıyorum Amsterdam'a, bakıyorum o kadar ufacık tarihi eserlerle, ki bizim kökümüz çok daha fazla. Yani hele ki burada İstanbul çok daha güzel bir yer, hele Fatih. Böyle bir yeri değerlendirememek, bunu gömmek çok büyük bir ziyan, çok büyük bir kayıp. Öyle motifler var ki, bir sürü yaşanmışlık var aslında. Ben çok mutlu oluyorum burada yaşamış olmaktan. Birçok şey, burasını anlayamadım ben. Hep gelip gidiyorum. Yani neden korunmadı? Neden böyle iki tane bina arasında kaldı? Birkaç kere sordum, arkasında ne var acaba diye çok merak ettim. Arkada bir şey var, fırının başka şeyleri var. Üstünün hiç, bak mesela, korunacağını düşünmedim. Ben taşın sanki böyle zedelenmeyeceğini düşünüyorum. Aslında damlaya damlaya, her şey damlayla bile zedeleniyor ki. O eridi, kim bilir neler eridi.